Çok keyifli. Nejat'a çok kızıyorum yalnız. Çok kızıyorum. Yayında söyleyeceğim onun zamanı gelince ama Nejat'ın yaptığı iş değil yani. Kendisi için söylüyorum. Alkol yasak kesinlikle o hastalığından koklaması sonra. Koklaması yasak ya. Ne diyorsun? Koklaması yasak. Gitti her şeyini kaybetti. Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Gitti ya parmaklarını da. Yani ona Allah sağlık versin. Parmak önemsiz de onun için. Ama yani bu kadar da göz göre göre ölme meydan okuma çok kızıyorum. Hafta sonu o kadar kızdım ki. Yani böyle görsem söyleyecektim suratına. Parmak önemsiz mi yani? Yani şimdi ne diyeyim? Hayır şimdi öyle söyleyelim. Parmağın tamam parmak gitti. Ama oyunculuğu devam gider, ediyor. Yarın kolu gider. Ve işte bu böyle devam edecek. Hadi ya parmağını hiç, toparlayırız yani parmağını görmeyiz. Yani hiç önemsemiyorlar kendi canlarını. Her şey için diyor. Yani oyunculuk neticede yüzü göründüğü için. Yani. Yalnız. Delirdim ya. Ben bir insanın kendine bile bile bu hata yapmasını sevmiyorum. Hoşlanmıyorum bu işten. Değil mi? Annem hep şey der. Bir insanın kendine yaptığını iki dünya bir araya gelse yapamaz. Doğru doğru. İşte en yani aynen böyle. Kendisidir. Doğru söylüyor anne. Doğru. Aynen hep böyle söyler bana. En büyük düşman kendisidir. Ben evet. Çok kızgınım. O hem fiziksel olarak konuşacağım. Hem zihinsel olarak. Tabii yani, canım. Ne gerek var ya? En büyük kötülüğü kendine yapıyorsun. İnsanın kendine yaptığı kötülüğü başkası yapmaz ömür. Doğru. Ne gerek var ya? Evrim değiştirdi. 100 kilolara çıktı. Biz onu tanıyamaz hale geldik. Şimdi ne güzel oldun. Yakışıklı adamsın. Oyunculuk devam ediyor. İşte geliyor. Yapma bunu ya. İşte Allah seni yani böyle yapma yani. Bir şey söyleyeyim. Ben şunu algılayamıyorum. Mesela sevdiğim için söylüyorum. Affınıza sığınıyorum. Ekran başı hakkınızı helal edin. Şu diyelim içki şişesi. Değil mi? Şu içki şişesi. Ya Allah sana zihin vermiş, akıl vermiş, beden vermiş, yaşaman için koskoca evren vermiş. Sen hem dünyaya ihanet ediyorsun. Kendine ihanet ediyorsun. Getiriyorsun her şeyini şunun içine koyuyorsun ya. Şunun kölesi oluyorsun ya. Tabii. Bağımlısı olunca. Şu içkinin kölesi oluyorsun arkadaş. Ben bunu anlamıyorum ya. Ya bu kendini getiriyorsun şunun içine nasıl? Yani hayatının ekseni bu oluyor. Hayat eksen bu içki şişesi. Ne kadar kötü. Bu bundan da ve bağımlısı ya bu nedir oluyorsun ya? Bunu evet. Gelince konuşalım. Bu konu gibi yani. Ben bir türlü yani ha kimseye de kınamam yanlış anlaşılmasın da ben genel manada söylüyorum işte yani. Nefs Nihat nefsine hakim olamayınca her şey oluyor yani. Nefsine hakim nasıl? Olacaksın. En başta o. Dinler de ne diyor? Dinler o yüzden hani hiçe sayan, dinleri umursamayan ya da inanmayan insan tamam olabilir. O kimse hiçbir şey diyemez. Ve fakat baktığın zaman dinlerin tamamı zaten nefsi köreltmeye yönelik baktığın zaman. Doğru canım nefis, yani, nefis vahşi hayvan şeytan. Gibidir der evet. Alimler. Hep artı yani aslında hep olumlu. Bak Ömür ne güzel söylemiş Allah dostları diyor ki nefis azgın bir hayvan gibidir. Evet. Azgın bir hayvan gibi. Yani sen onu dizginleyemezsen o seni alıyor bambaşka yerlere sürüklüyor. Esir oluyorsun. Esir oluyorsun. Peki.